İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 24 Ocak 2022 Pazartesi. Korkusuz Gazetesi'nde yayınlanan yazılarımı sizler için okuyacağım. Bugün sayfanın üst tarafında her günkünden farklı bir anons başlık var. Oradan itibaren okumaya başlıyorum. Bugün 24 Ocak. Bundan tam 29 yıl önce hain eller özgürlük ve demokrasi kahramanı gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu alçakça katlettiler. Bugün bu büyük gazetecinin ölüm yıldönümünde bu sayfadaki yazıları kaleme almak aslında bana derin bir üzüm veriyor. Ayrıca farkında mısınız? 28 yıl sonra geldiğimiz ibret verici nokta tam da Uğur Mumcu'nun o günlerde yaptığı uyarılarla tıpatıp aynı. Canımı sıkan şeyler. Daha korkunç olan ne biliyor musunuz? Gazeteci Sedef Kabaş sudan bir bahaneyle tutuklandı. Öznesi olmayan bir cümleden, bir Çerkes atasözünden Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu çıkardılar savcılar ve kaçma şüphesi muhtemel diyerek tutukladılar. Velev ki söylenen sözler hakaret niteliğinde olsun. Böyle bir suçun cevabı hapse atmak olabilir mi? Olmalı mı? Hukuk ve demokrasinin halkın oyları ile kaldırıldığı anayasa referandumundan bu yana hep bir tehlikeye işaret ediyorum. Şunu diyorum. Sistem değişti. Sembolik olan Cumhurbaşkanlığı makamı bir numaralı icra makamı haline getirildi. Ancak Cumhurbaşkanı'na hakaret ile ilgili yasa aynen korunuyor. Bu çok büyük tehlike çünkü muhalefet etme hakkı da herkesin elinden alınıyor. Cumhurbaşkanının sembolik bir görevde olduğu dönemlerde bu yasal koruma elbette gerekliydi. Cumhurbaşkanı devletin başıydı, ordunun başkomutanıydı, parlamentonun çıkardığı yasaları veto hakkı vardı. Hükümeti kurmakla bir kişiyi başbakan olarak görevlendiriyor ve bu başbakanın atadığı bakanları onaylıyordu. İcranın içinde değildi, Cumhurbaşkanı ve görevlerinin tamamına yakını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını oluşturuyordu. Oysa yeni sistemde Cumhurbaşkanı artık icranın başı. Açıkçası artık Cumhurbaşkanı çok güçlendirilmiş ve sorumsuz hale getirilmiş bir başbakandır. Sembolik Cumhurbaşkanı icranın içinde olmadığı için ona yönelik eleştirilerin de sınırlandırılması çok normaldi. Oysa şimdiki Cumhurbaşkanı bütün icrayı yürüten kişi ve eleştiriler de mutlaka bu makama yönelik olacaktır. Buna karşı sembolik Cumhurbaşkanı'nı koruyan yasa aynen durunca şimdiki Cumhurbaşkanı'na yapılan en küçük eleştiri bile hakaret kapsamına sokulabiliyor. Sedef Kabaş tıpkı diğer binlerce kişi gibi bu tuhaf durumun kurbanıdır. Bir gece yarısı evinden alınmış, saatlerce poliste tutulmuş, savcılığın yaptığı sorgulamadan sonra mahkemeye çıkarılmış ve tutuklanmıştır. Bu korkunç bir şey. Ama değerli okurlar, daha korkuncu var. O ne biliyor musunuz? Bu tutuklamanın muhalif kesimde öfke yaratmasına rağmen birçok kişinin zihninde ama o da Cumhurbaşkanı olmayacak bir şey söylemiş duygusunun çıkmasıdır. Bu iktidar kamuoyu üzerine öyle ağır bir baskı ve korku bulutu serdi ki beyinler adeta yıkandı ve iktidarın yaptığı pek çok kötü icraat normal muamelesi görmeye başlandı. Saray ve yandaşları başları sıkıştığı an dört koldan çok ağır biçimde bir linç kampanyası açıyor ve kişilere saldırıyor. 1, 2, 3, 5, 10 bin derken toplumun önemli bir kesimi bu baskının altında eziliyor. Sedef Kabaş gibi konuşan birine bir taraftan sahip çıkarken saray sorularının linç kampanyalarına karşı ama keşke o da hay Allah gibi kelimelerle başlayan cümleler kurarak kendilerini korumaya çalışıyorlar. Muhalefet korktukça siyasi liderler herkesten oy alma hayali içinde suskun kalıp mazlum ve terbiyeli kişi rolü oynamaya devam ettikçe Sedef Kabaşların sayısı artacaktır. Sonrası mı? Geçmiş olsun Türkiye mi? Bir soralım bakalım. Erdoğan da kastetme gerekçesiyle hapse atılmıştı. Bu şimdi onun hesaplaşması mı? Tarih 6 Aralık 1997 idi. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Siirt'teydi. Yine bir miting yapıyordu. Zaten Erdoğan belediye başkanı olduğu sırada İstanbul'da çok az durmuştu. İl geziyor, sürekli mitingler düzenliyor ve kendisini geleceğin başbakanı olarak hazırlıyordu. Kulağına söylemişlerdi, Amerika ve Batı seni destekliyor, ülke sana teslim edilecek diye. Bir şiir okudu Siirt'te. Ziya Gökalp'in bir şiiriydi. Kubbeler miğferimiz, minareler süngümüz diyordu bu şiirde ve Ziya Gökalp emperyalizme karşı mücadeleyi kutsallaştırıyordu. Amerika'nın desteğiyle başbakanlığa hazırlanan Erdoğan'ın önünü keseceğini sanan bazı medya ve sermaye sahipleriyle o dönemki askeri komuta kademesi harekete geçti. Erdoğan bu şiiriyle halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmişti. Hemen mahkemeye çıkarılmalıydı. Öyle de yapıldı. Şiir Ziya Gökalp'in kastettiği bağlamdan koparıldı ve Erdoğan'a 10 ay hapis cezası verildi. O dönemin sözde egemenleri farkında bile değillerdi bu davranışları ile Erdoğan'ın geleceğini sağlama aldıklarının.
Aradan 28 yıl geçti. O Erdoğan şimdi bir gazetecinin söylediği bir atasözünü kastettiği başka diyerek hapse attı. İşin garibi 1997'de Erdoğan'ı bir şiir yüzünden hapse attılar diye bağırıp çağıranlar bugün bir atasözü söylediği için hapse atılan Sedef Kabaş'ın arkasından teneke çalmaya kalkışıyor. Utanma sıkılma olmayınca böyle oluyor işte. Dikkatimi çeken şeyler. Şimdi de güldür güldür şov tutuklanmasın. Hep dikkatimi çekerdi ve şikayet ederdim. Türkiye'nin en kötü günlerinde bile, örneğin 12 Eylül darbesinden sonra bile mizah hiç susmamıştı. Askerleri tiye almıştı. Ancak ne zaman Erdoğan ve AKP iktidara geldi, mizah bitti. Karikatüre bile tahammülü yok Erdoğan'ın. Hakkında espri yapan herkesi lince tabi tutturdu, davalar açtı, hatta çoğunu içeri attırdı bugüne kadar. Durum böyle olunca mizahçılar da ya tamamen sessizliğe büründüler ya da ara sıra çıkışlar yapınca da saray sorterlarının lincine maruz kaldılar hemen. Ama sanki hava değişiyor. Örneğin Show TV'nin izlenme rekorları kıran programı Güldür Güldür Show'daki skeçlerin birinde saray medyasının Avrupa ve Amerika enflasyondan kırılıyor şeklindeki haberleriyle dalga geçirdi. Burada anlatmakla olmaz. Skeçler YouTube'da duruyor. Bulun izleyin. Benim korkum şu. Güldür Güldür Show'u stüdyoda izleyenler kahkaha ile gülebilir. Bunu ekranlarda izleyenler de kahkahaya boğulabilir. Ama saraydakilerden biri bunu beğenmezse ve savcıları ararsa, başta programın patronu Ali Sunal olmak üzere tüm Güldür Güldür ekibi bir anda tutuklanabilir. Tabii Show TV'nin sahibine bir şey olur mu onu şu an bilemem. Şaşırdım. İstese bile nasıl kaçabilirdi ki? Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanma gerekçesine baktım. Şöyle demiş hakim kararında. Video kaydının izlenmesi sonunda hakaret kastının bulunduğu sonucuna varıldığı, eylemin televizyon programında gerçekleşmesi nedeniyle suçun nitelikli halinin söz konusu olduğu, suç işlendiği konusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, kanunun öngörülen cezanın alt ve üst sınırı düşünüldüğünde kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle tutuklamanın ölçülü görüldüğü. Karara göre Sedef Kabaş mahkum olacağına ve yıllarca hapiste kalacağını düşünerek kaçabilirmiş. Şimdi sizlere Sedef Kabaş'ın Instagram hesabındaki bir paylaşımından bir iki cümle sunmak istiyorum. Dikkat eksikliği olduğu için sırasını kaptıran bir çocuğunuz mu yoksa sıra olduğunu bile bile en öne geçen bir çocuğunuz mu olsun istersiniz? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite teşhisi konmuş bir oğlum var. Çoğu zaman hareketlerini dalgınlık, yerinde duramama, dikkatini toplayamama benzerleri kontrol edemediği için problem yaşıyor. Ama tertemiz bir kalbi, pırıl pırıl bir vicdanı ve büyüleyici bir efendiliği var. Sizce böyle sürekli ihtimam gösterilmesi gereken 12 yaşında oğlu olan bir anne kaçar mı? Kaçabilir mi? Ayıptır yahu. Bunu yazmak gerek. Şşt, troller! Aranızda böyle özgeçmişi olan biri var mı? Gazeteci Sedef Kabaş paldır küldür tutuklanması saray soytarıları ve troller arasında bayram havası estirdi. Nasıl saldırıyorlar, nasıl küfürler savuruyorlar anlatamam. Seviye yerlerde tabii. Ama onlara Sedef Kabaş'ın özgeçmişini sunmak istiyorum. Acaba aralarından o küfürler ettikleri, aşağıladıkları, alay ettikleri bu kadının başardıklarından %1'ini bile başaran bir kişi çıkar mı acaba? Bakın, Kabaş'ın özgeçmişi şöyle. Sedef Kabaş 1970 yılında Londra'da dünyaya geldi. Özel Dost Lisesi ve 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Fulbright bursu ile okuduğu Boston Üniversitesi'nde televizyon haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı. Atlanta CNN International'da çalışan ilk Türk gazeteci olan Sedef Kabaş, NTV, ATV, TV8, Sky Türk gibi çeşitli TV kanallarında programlar hazırladı. Marmara Üniversitesi'nden iletişim doktorası aldı. Almanya'da Türk Döneri haberiyle 1998 CNN World Report en iyi ekonomi haberi ödülünü kazandı. Power FM radyosunun kurucu ekibinde yer aldı ve haber bültenlerini hazırlayıp sundu. 2007 yılında Sedef Kabaş Eğitim Koçluk Danışmanlık Şirketini kurdu. 90'larda sunduğu Portreler programına Cem Karaca, Ahmet Kaya, Recep Yazıcıoğlu, Gazanfer Özcan, Cüneyt Arkın, Tarkan, Sakıp Sabancı, Hulki Aktunç, Üzeyir Garih, Hayrettin Karaca, Avni Arbaş, Mümtaz Soysal ve Uğur Dündar gibi birçok farklı alanlarda ünlü konuklar ağırladı. Ben de katılmıştım naçizane. TRT 2'de Medya Medya isimli programı hazırlayıp sundu. Bir süre uzak kaldığı televizyonlara Halk TV ve Tele 1 kanallarındaki çeşitli programlarla yorumculuk yaparak döndü. Son olarak ise YouTube'da açtığı kişisel kanalında gündeme ilişkin yayınlar yapıyor. Haydi dökülün
CV'lerinizi ortaya bakalım. Evet, bugün 24 Ocak 2022 Pazartesi Korkusuz Gazetesi'nde yayınlanan yazılarımı sizler için okudum. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.